Akupunktur dedik. Akupunktur deyince gerçekten telefonlarımız genelde kilitleniyor. Bize ulaşmak istiyorsanız 0212 331 66 24 25 0212 331 66 51 52 numaralardan. E-mail ile doktoraytu@tv360.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Konuğumuz halk sağlığı bilim doktoru, akupunkturist, nörel terapist Doktor Abide Aktar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür nasılsınız? Ederim. Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bu kadar titri bir araya toparlamak için epeyce bir eğitim gerekmiş anladığım evet. kadarıyla. Şimdi halk sağlığı bilim doktoru anladık. Akupunkturist evet. Nörel terapist nedir? Nörel terapi vücudun otonom sinir sistemini dengeleyen bir tedavi yani yöntemidir. Kendi kendine çalışan sinir sistemini evet, dengeleyen bir sinir sistemidir. Vücudumuz akupunkturdaki bugünkü konumuz olduğu için ben o konuda daha çok konuşmak istemiştim. Bir dahaki başka bir konularda. Abi ben nörel merak terapi, ettiğim için sordum. Nörel terapi de vejetatif sinir sistemi, siz daha iyi anlarsınız. Vejetatif sinir sisteminin dengelenmesiyle karakterize 1930'lu yıllarda Almanya'da Huneke kardeşler tarafından bulunan bir tedavi sistem. Yöntemi. Peki bunu da konuşuyor olacağız ama bugün akupunkturu konuşacağız. Akupunkturda evet. Evet, şimdi akupunktur bir kere ben hep söylüyorum binlerce yıldır var olan bir tedavi. Evet. Dolayısıyla bu eğer bugüne kadar faydalı olmasaydı çoktan bir kenara atılırdı. Kesinlikle. Demek ki faydası hiçbir şekilde tartışılmayacak bir şey. Son dönemde Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edildi. Evet. Eğitimleri veriliyor. Ruhsatlandırması yapılıyor değil mi? Diploması evet, evet, yapılıyor. Tabii. Peki akupunktur ilk olarak bize nereden girdi? Nasıl girdi? Yani hangi tedaviyle giriyor akupunktur önce bize? Akupunktur özellikle ilaç kullanmak istemeyen kişiler tarafından tercih edilen bir tedavi yöntemi. Ancak dünyada bulunuş nedeni 7000 yıl önce Çin'de bulunduğu söyleniyor. Urumçi'de daha çok. Savaşta yaralanan askerlerin bazı yerlerine giren oklar sonucunda ağrı duymadıkları ortaya çıkmış. Ve ondan sonra gelişen teknolojiyle artık biz onu 7000 yıl bilinen bir rakam ama Mısır'da da 16 bin yıl önce tarihi eserlerde bulunmuş. Evet. Yani çok eski. Çok çok eski. Şimdi gelişen teknolojiyle incecik iğnelerle bazı noktaların uyarılmasıyla gene vejetatif sinir sistemi, otonom sinir sisteminin dengelenmesiyle karakterize bir tedavi yöntemi. Yani düşünsene. Refleks tedavi. Eskiden oklarla yapılıyormuş tedavi. Şimdi bir okun hayır, saplandığı düşün. Hayır, oklar yapılmış değil de evet. Okların tesadüfen. Saplanması sonucunda ağrı duyulmadığı görünce evet. ha böyle bir tedavi evet. olabilir demişler. Peki şimdi siz iğneleri saplıyorsunuz. Şöyle bir şey mi var? Ben karaciğeri iyileştireceğim sana bir iğne. Şunu yapacağım bir iğne. Nedir bu iğnenin aslı nedir? Ne yapar bu iğne? Şöyle bedenimiz bir elektriksel sinir sistemi biliyorsunuz. Yani bütün vücutta akan bir elektrik akımı akan var. Akan bir elektrik akımı. Yeryüzünün enerjisiyle bir manyetik enerjisiyle. Gökyüzünün, güneşin bir manyetik enerjisi var. İkisi arasında bizim dengede kalmamız lazım. İşte bu dengeyi sağlamak için bazı noktaların uyarılması söz konusu akupunkturda. Bilinen, dün çok saygıdeğer hocam Nusret Bey de söyledi. Bilinen yaklaşık binden fazla nokta var. Ama bu noktalardan biz yaklaşık 400 tanesini falan kullanıyoruz. Belli noktalar var vücudumuzda. Elektrik, yani şöyle diyelim, bedenimizi bir ev gibi düşünelim. Meridyen dediğimiz enerji akışı, hani kan damarlarının, sinirlerin dolaştığı bir sistem var. Bir de meridyen dediğimiz enerji akışının olduğu sistem var. Bu enerji akışı bedeni evi donatan kablolar diye düşünün. Bu kabloların belli noktalarda da boğatlar vardır. O boğatları da akupunktur noktası olarak düşünün. Yani akupunktur noktasının elektriksel enerji yükü farklıdır. Bu noktayı biz hassas, tecrübeli hekimler dokunarak hissedebiliriz. Dokunarak o noktada, ne hissediyorsunuz? O noktada hafif bir çukurluk ve dokunduğunuzda hassasiyet. Zaten akupunkturun çok önemli bir ölçüm yöntemi de var. Kişinin kendi beden ölçülerine göre nokta bulunur. Bir cun bir parmağı kişinin yani şu parmağının genişliğidir. Benim cunumla sizin cununuz farklıdır. Tabii farklıdır. Diyelim ki işte şu çizgiden bir cun üstü şu nokta. Üç cun üstü bu nokta. Şeklinde coğrafi tanımları da vardır. İşte biz onu hastanın şikayetlerini dinliyoruz. Yani akupunktur zaten tedavi edici ama şu şekilde.
tanı konmuştur. Semptomlar bellidir, bulgular bellidir, tanı konmuştur. Onu destekleyici tedavidir. Yani akupunkturla karaciğer büyümesi, akupunkturla tek başına tedavi edilecek diye bir iddia saçma olur. Batı tıbbı ile Doğu tıbbını birleştirdiğimiz zaman mükemmel bir tedavi yöntemidir. Yani burada aslında akupunkturdan benim anladığım şu. Siz dengeye getiriyorsunuz. Kesinlikle. Yani iyi yapayım, kötü yapayım, tedavi edeyim değil de tabii. Akımı akar hale getiriyorsunuz. Evet. Yani o sıkıntılı noktaları. Peki şimdi 400'den fazla nokta kullanıyoruz dediniz. 1000'den fazla nokta var ama 400'den fazla nokta kullanıyoruz dediniz. Şimdi bu biraz müzisyenlerin akor basmasına benzetiyorum ben bunu. Evet. Piyanoda bir sürü tuş var. Evet. Biz ona tek tek bastığımızda çok son derece işte sakil bir ses çıkar. Ama bir müzisyen, bilen bir müzisyen parmaklarıyla uyumlu tuşlara bastığında çok çıkar. Güzel bir melodi çıkar. Siz de vücutta böyle uyumlu noktaları mı bir arada uyuyoruz? Çünkü bir noktaya yapmıyorsunuz akupunkturu ben görüyorum. Yani filmlerde falan hep izliyoruz. Tabii. Bir sürü noktaya iğne koyuluyor. Şimdi meridyen dedik. O akışkanlığı sağlayan enerji sistemi dedik. Meridyenler vücudumuzda aynı dünyadaki meridyenler gibi sizin şurada geçiyor. Dünyadaki meridyenler gibi düşünelim. Yani aslında vücudumuz çizgi çizgi. Sanal olarak var kabul ediyoruz. Görüntülerimiz de var. Onları da alalım ekrana tekrar. Sanal olarak var. Şimdi bilinen 14 meridyeni kullanıyoruz. Bunun iki meridyeni tam vücudumuzun ön ve arka meridyenleri. Ön orta meridyen, arka orta meridyen dengede tutan meridyen enerji kanalımız. Diğerleri sağ tarafta 12 tane, sol tarafta 12 tane olmak üzere dengede tutan 24 meridyen var. Ama ana ön, arka ve 12 meridyen. İşte bu meridyenlerde bazen akışkanlığı bozan nedenler olur. Bunlar işte toksinler, mikroplar, hastalıklar, elektromanyetik yüklenmeler, duygusal yüklenmeler, sinir, stres, korku. Meridyenlerin dengesini bozar, akışkanlık bozar. Bir yerde yük biner, öbür tarafta azalır. Biz ne yapıyoruz? Dengeliyoruz. Azaldığı için mi bu tarafta yük biniyor? Yani bunu yükseltmek için mi artıyor? Yoksa bu arttığı için bu taraf biraz daha baskılanıyor mu? Homeostazis dediğimiz olayı, tabii bu çok derin bir eğitim gerektiren, bu felsefi çok bir felsefi. Şey zaten. Evet. Zaten ben de Nusret Hocam gibi önce akupunktura sevdalandım, nöral terapiye aşık oldum diyebilirim. Denge, yani her bakımdan denge, bedensel, ruhsal ve duygusal dengemiz. Bu bütünlük sağlandığı zaman Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımladığı tam bir iyilik hali, sağlık ortaya çıkıyor. Evet, çünkü bedensel, söylediğiniz gibi Dünya Sağlık Teşkilatı sadece bedensel, fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal ve akılsal, zihinsel. Yani üç öğenin bir arada olduğu durumu sağlık olarak nitelendiriyor. Sorularımız var, müsaade ederseniz onları alalım. Buyurun. Hoş geldiniz hocam. Benim bel bölgemde çok şiddetli ağrılarım var. Akupunktur iyi gelir mi? Şimdi öncelikle o bel bölgesi oldukça geniş bir alan. Evet. Şimdi biz olaya bütünsel baktığımız için bel bölgesi, ön taraf, arka tarafı, arka taraf, ön tarafı ilgilendirir diyoruz. Önde çok önemli organlarımız var. Bu organlardan herhangi birisinde bir patoloji, bir hastalık mı başladı? Derin bir incelemeden sonra akupunkturu destek tedavi olarak önerebiliriz. Yani Aytuğ Bey de çok iyi bilir. Jinekolojik hastalıklar da bele vurur. Böbrek hastalıkları da bele vurur. Ama çok basit, yanlış bir hareket sonucunda fiziksel olarak belinizi zorlamışsınızdır, kas spazmı olmuştur. O bel ağrısı oluşturmuş olabilir. Benim ve hocam, sebebi bulunmadan sırf akupunkturla tedavi edilir demek yanlış olur. Devamlı kaslıklarıma vuruyor. Şiddetli vaziyette. Evet, yani. Güzel çok bir şiddetli. Check-up'tan geçmeniz gerekiyor. Evet, özellikle jinekolojik alanın iyice incelenmesi gerekiyor. İleri tetkikler de yapıldıktan sonra tanı konabilir. Şimdi Abide Hoca'nın söylemek istediği şu. Ağrıyı geçirebilirler belki de. Ama altında ne yattığını bilmeden o ağrıyı geçirmenin bir faydası yok size. Çünkü başka bir hastalığı gizlemiş, maskelemiş olabilirler. Buzdağının altı önemli. Tabii onu, ne olduğunu tespit edip ona göre bir tedavi, bir yardımcı tedavi uygulanabilir. Bir soru daha vardı galiba. Pardon. Bu akupunktur... Şöyle mikrofonu yakın tutun. Sigarayı bırakmaya kesin çözüm ve kilo verdirmeye kesin çözüm diyorsunuz. Gerçekten kesin çözüm müdür? Böyle diyorlar, evet. Yani... Yazılmış bir zelot olarak bırakılmış evet, yani. Evet, evet, evet.
kesin çözümdür ama yeter ki siz isteyin. Yani kilo vermek isteyen, sigarayı bırakmak isteyen bunlar yeme ve bağımlılık hastalıklarıdır. Ama akupunktur sadece iğne batırmakla değil. Gene daha önce de işlendi bu konular. İğne batırmakla destek oluruz. Yani vücuttaki bazı hormonların dengelenmesini sağlayabiliriz. Çünkü bedenimiz kendi eczanesini zaten çalıştırıyor. Ama yaşam şeklini değiştirmedikten sonra siz iğne veya tohumu kulağınıza takın, gidin homini gırtlak yiyin, olmaz. Yani hayatınızda bir takım yaşam şeklinizi, o sedanter hayatı değiştirip, bol su içip, bol çiğnemek, sebze ağırlıklı beslenmek, hareket dengeli etmek, beslenmek ve olmazsa olmazımız egzersiz. Çok önemli. Bunları yaparak, toksinlerden uzaklaşarak, vücudu biraz daha alkali hale getirerek akupunkturun desteğiyle kesinlikle bu bağımlılıklardan kurtulunur. Yani benim tek seansta sigarayı bırakan hastam da var. Ya olmaz, bununla uğraşamam diyen hastam da var. İnanç ve hayatınızı da değiştirmeniz önce lazım. Önce kendi motivasyonunuz kendi lazım. Yani katılımınız önemli. Olduğu sürece olur, olmadığı sürece mucizevi bir şey size getirilemez. Evet. Anlaşıldı, zaten ben bunları uyguluyorum. Fakat yani bunlar kesin çözüm müdür diye doktorumuzdan ben öğrenmek istedim. Evet. Kesin çözümse biz bunu devam nasıl edin. Nerede uygulayabiliriz? Efendim? Kesin çözümse bu akupunkturu biz nerede, nasıl, ne şekilde uygulayabiliriz? Bir uzmana gideceksiniz. Gerekiyor? Bana değil, yani bir akupunkturist uzmana akupunktur gitmeniz uzmanına. Gerekiyor. Evet, çok değerli hekim arkadaşlarımız var. Güzel işler yapıyorlar. Birine başvuracaksınız. Peki, çok teşekkür ederim. Ederim. Sağ olun. Efendim. Biz teşekkür ederiz sorunuz için. Evet, evet. Yani gerçekten insanlarda şimdi bu algı var. Aynı izleyicimizin söylediği evet. gibi. Diyor ki acaba ben gitsem benim kesin çözüm olur mu? Siz diyorsunuz ki kendi isteği olmadan, kendi motivasyonu önerileri olmadan, yerine olmadan, getirmeden. Evet, bu iş olmaz. Yani yerseniz ya da sigarayı içerseniz bu size tabii. bıraktır, elim sigara gitmesin diye bir şey yapmaz. Ama yok. istiyorsanız bırakmak ve evet. bu yaşam tarzına hazırsanız bunu yapabilirsiniz. Peki buna gelince hemen şunu soracağım. Buyur. Siz deminden beri tarif ediyorsunuz. Meridyenlerimiz var, işte şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz ama bir de kulaktan yapılıyor bu iş. Yani evet. şimdi çünkü ben niye bunu evet. soruyorum? Özellikle kilo ve sigara konusunda hep kulağında flasterli, iğneli insanlar görüyoruz. Yani bu kulaktan nasıl yapılıyor evet. madem meridyenler vücudumuzdaysa? Bugün konu kulaktan başladı, kulakla devam ediyor. Evet, evet. Sami Bey'in de verdiği gibi. Kulağımız bir mikrosistem. Yani bedenin tümü ve duygularımız dahil kulakta projeksiyon şeklinde var. Bu şöyle oluyor. Nogier isimli bir bilim adamı, Fransız bilim adamı bunu keşfetmiş. Ve yani ben en çok Fransız Nogier tarzında kulak akupunkturunu öğrendim. Eğitim olarak onu aldım ve uyguluyorum. Nogier'e bel ağrısıyla gelen Mısırlı gemi işçileri dikkatini çekiyor. Kulağında bir noktada yanık izi. Yani ne oluyor diyor. İşte benim belim ağrımıştı, burayı yaktılar. Yani çok eskiden bilinen bir yöntem. Ve Nogier daha sonra bunu incelediğinde kulakta başı kulak memesinde olacak şekilde bir bebek motifini tespit yani etmiş. Baş aşağı bir baş insan aşağı vücudu. Bir evet. evet. Dolayısıyla kulak bütün vücudun organ, kas, sinir, damar ve duygularını kapsayan bir mikrosistem. Dolayısıyla biz bir takım dedektörlerle oradaki sinyalleri keşfederek veya elimizle gene muayene ederek, hassasiyeti keşfederek bazı noktaları uyararak ilgili organı uyarabiliyoruz. Veya ilgili duyguyu normale çevirebiliyoruz. İşte korku gibi, sıkıntı gibi. Ağrı ile ilgili kulağımızda iğne ucu kadar noktalar var. Bu bir noktayı uyardığınız zaman diyelim ki Voltaren gibi, ya, pardon. Ağrı kesici gibi bazı ilaçları aldığımız gibi o noktayı uyarıyoruz. Veya uyku düzeni oluşturan ilaç almış gibi uyku düzeni hormonunu uyarıyoruz. Yani vücudumuzdaki evet. noktalar gibi orada da noktalar küçük var ve vücudu bütün olduğu gibi nokta temsil ediyor var. İğne ucu kadar. Evet. Bir telefonumuz var. Tabii. Şanlıurfa'dan Tuğba Hanım bizi arıyor. Günaydın efendim. Günaydın. Nasılsınız Tuğba Hanım? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Hemen sorunuzu alalım, süremiz çok kısıtlı kaldı. Tabii
Ya benim normalde doğum yapmadan önce ben 5 aydır doğum yapmışım. Doğum yapmadan önceki zaten basenlerim vardı ve bel çevrem vardı. Ben kendim şu anda beden eğitimi öğretmeniyim. Ama ne yaptıysam spor salonlarında da çalıştım. Yani vücut geliştirme salonlarına da gittim. Pilates de yaptım. Ama bir türlü bunları veremedim. Yani bununla ilgili sizden bir fikir almak istiyorum ya da nasıl yapabilirim? Peki, yani siz biraz açıkçası bölgesel yağlanma var, kurtulamıyorum Aynen. diyorsunuz. Buna faydası var mı? Soralım. Ama bunun dışında başka türlü yardımlar olabilir. Onu ayrıca konuşuruz. Çok teşekkür ediyoruz sorunuz için efendim. Ben Hemen teşekkür ederim. Sağ olun. sağ olun, sağ olun. Şimdi hastayı görmeden tanı koymak yanlış olur. Bölgesel yağlanma bedenin acaba işte hormonal dengesinin bozulması, çünkü doğumla alakası var. Hormonal dengesinin bozulmasına bağlı olabilir. Gene aynı şekilde bir check-up'tan geçmesini öneririm. Bir dengesizlik varsa gerekiyorsa ilaç tedavisi, ama akupunkturla da destek olunabilir. Tabii ki bölgesel yağlanma işte bacakların iç kısmındaysa anlamı farklı, dış kısmındaysa anlamı farklı. Yani Hastanın sonuçta yaşı vücudun çalışmasına tabii. Evet. yardımcı olarak onlardan kurtulmak mümkün olabilir Akupunktur diyorsunuz. destek olur tabii, ama dediğim gibi bir klinisyenle birlikte check-up yaptırarak, ortak Yani sizin, çalışarak. ben anladım, genel tavrınız o. Evet. Önce bir tespit edilsin. Kesinlikle. Sorun neyse biz o sorunda yardımcı Evet. oluruz, ama önce o batı tıbbı bir tespit Tabii. etsin. Laboratuvarı, Tabii. hekim kontrolü yapılsın. Biz de Diğer yardımcı oluruz. konsültasyonları yapmadan ben girişmek Girişmek istemiyorum istemem. açıkçası Son daha bir iyi. dakikamız var. Tabii, buyurun. Şunu hemen sorayım size. Bir de bu işin elektriklisi var. Yani Aa, tabii. normal iğneler batırılırken binlerce yıldır, şimdi biz elektrikle, hatta ışıkla yapılıyor. Lazerle. Nedir bunun farkı, var mıdır diğerlerinden klasik uygulamada? Yok, yok. Süre farklı. İğne batırdığımız zaman 20 dakika, diğerlerinde saniyesel. İğneden korkanlara uygulanan bir yöntem diye kısaca söyleyebilirim. Saniyesel, yani Evet. uzun süre 20 dakika yatmanız gerekmiyor da. Evet, yani onun ayrı bir tekniği var. Kullanılan aletin özelliğine bağlı Özelliğine olarak. bağlı. Evet, ama ben iğne batırmayı tercih ediyorum. Peki, iğneyle ben klasik olmayı Klasik, tercih ediyorum evet. diyor doktor abi de aktar. Çok çok Ben teşekkür de ediyoruz teşekkür efendim. ederim. İyi Şimdi günler. kısa bir reklam aramız var, sonra yine beraberiz.